Merhabalar güzel insanlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videomda VIP Ahmet'in yani VIP Ahmet'in mobunu tanıtacağım. Bu mobla alakalı internette çok güzel yorumlar okudum. Bu mobun diğer moblara göre fiyatı 2-3 katı daha fazla. Ama kullanıcılar fiyatını sonuna kadar hak ettiğini söylüyorlar. Biz de bir deneyelim bakalım gerçekten hak ediyor mu? Kalitesi, kullanımı nasıl diğer moblara göre? Hazır ben de moba ihtiyacım varken bu mopu aldım. Ve bu videoyu da bu mopu almayı düşünen ya da mop arayışında olan kişiler için çekmek istedim. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum onlar için. Hemen başlayalım, kutumuzu açalım. Yalnız bu mopun üreticisi bayağı ya naif bir insan. Kutunun yan tarafına da çocuklar için oyun alanı yapmışlar. Yani bravo diyorum. Hatta kutunun içerisine kocaman bir alan yapmışlar. Bunlar ufak gibi gözüken ama gerçekten güzel, naif hareketler. Evet, kutunun içerisinden kovası, sopası, 4 tane de yedek bezle almıştım. Yorumlarda kovanın çok küçük olduğunu söyleyenler vardı. Bu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Bilakis gayet kocaman bir kova. Fazlasıyla iş görecek bir boyutu var. Şu klipslerden açıyorum. Bu çok iyi. Ağzını da bir tane bez takmışlar fazladan. Normalde ben 4 tane bezle almıştım. Kovanın içerisi 3 bölmeden oluşuyor. Şu ortaya temiz su konuluyor. Bu ürün almamdaki en büyük nedenlerden birisi de temiz suyla kirli suyu karıştırmaması. Ortaya temiz suyu koyuyorsunuz. Yan tarafta pis suyunu sıkıyorsunuz. Kovanın kapağının üzerine yazmışlar bakın. Kurulama, yıkama. Aşağıda 3 bölme var ama yukarıda 2 bölme var. Burada bezi yıkıyoruz. Burada kuruluyoruz. Öyle bir bölme yapmışlar ki burada yıkadığımız zaman bezi pis suyu bu tarafa akıtıyor. Zaten bu mobu almamdaki en büyük sebeplerden biri de buydu. Şimdi zaten hemen deneyeceğim. Göreceğiz bakalım. Bu boyut olarak çok çok büyük. Gayet güzel boyutta. Kalite olarak da, malzeme kalitesi olarak da gayet güzel. Bu daha öncesinde ben bir mop kullanmıştım. Bu ürünün yarı fiyatı kadar falan da iş görebiliyordu ama bunun gibi malzeme olarak bu kadar kaliteli değildi ve bu kadar büyük bir kovası yoktu. Bilmiyorum ama bu böyle bakıldığında çok insana kaliteli ürün olduğunu gösteriyor. Yani daha kullanmadan anlıyorsunuz plastiğinden ne kadar kaliteli olduğunu. Bir de böyle şeyler yapmışlar, kovanın altına tıpa yerleri yapmışlar pis suyu boşaltmak için. Keza ben bunları kullanacağımı düşünmüyorum. Zaten temizlikten sonra kovayı yıkamak gerekiyor içine. Şunu çıkarıp kullanırım. Şunlar bakalım nasıl kapanışı zor demişlerdi. Evet. Şu yandaki klipsler biraz zor kapanıyor ama kullandıkça yumuşayacağını düşünüyorum bunların. Biraz bastırmamız gerekiyor. Ortaya suyu doldurdum. Bir güzel tarafı da onu da söyleyeyim. İki tane tutma kolu yapmışlar. Devrilme riskine karşı. Bir taneyle tutmak daha riskli dökülebiliyor. Ama iki taneyle daha dengeli. Başlığını hazır bu şekilde takılmış geldi. Ben çıkaracağım. Yeniden takacağım. Benim diğer mopta da bu şekilde dişler vardı. Şöyle geçirmek için yer yapmışlar. Dişlere burayı geçireceğiz. Sanki bu daha kolay oturdu.
Diğeri beni daha çok uğraştırıyordu. Çünkü bunun kumaşını biraz daha sert ve kalın yaptıkları için direkt oturuyor. Sevdim. Bunu da sevdim. Bunu da. Direkt açtım. Diğer mopa göre şunu sürekli böyle elimle çekip suya batırıyordum. Ama bunda böyle değişik bir mekanizma yapmışlar. Kendiliğinden daha çabuk toplanıyor suya sokarken. Bu da güzel. Şimdi kapağımı kapatıp işleme başlayacağım. Şu iki taraftan da suyu dökebilmek için kapağı açmadan bölme yapmışlar. Sıkmada da iki kere ileri geri yapıldığında kafi geldiğini söylemişlerdi. Çok fazla bu hızlı hızlı yaptığınızda hem burayı bozmuş olursunuz büyük bir ihtimal, o yüzden. Bir de bu sopaları ben az önce öyle gelişi güzel açmıştım ama sabitlemek için, evet, böyle sağ ya da sol tarafa çeviriyorsunuz, sabitleniyor. Silmiştim, bitirdim. En sevmediğim iş sürekli şu sopanın kolları düştü durdu. Şöyle. Bunu zaten şöyle açıp şu tarafa çevirip bir de böyle yapınca kapanıyor. Burası da keza aynı şekilde. Böyle bunu çeviriyorum. Bu tarafa çeviriyorum. Kapanıyor. Ama bunu sürekli silerken nasıl oluyor bilmiyorum. Sürekli düştü durdu. Yeniden kapadım. Bunun bir çözümü vardır belki, bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bana yorumlarda bildirsin. Onun haricinde çok birazcık ıslak bırakıyor. Evet, zaten yorumlarda da söylenmişti ama elle de silerken zaten ıslak bırakıyor. Bunun yeni olduğu için büyük bir ihtimal onu da düşünüyorum. Sıktıkça ipleri kopuyor. Çok fazla değil tabii ki ama belki de ilk kullanıldığı için o şekilde bir durum meydana geliyor. Genel olarak bu üründen memnun kaldım. Evet, kaldım. Ama en çok canım şu sopa sıktı. Silerken sürekli düştü. Sürekli düştü. Şöyle. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Umarım gözüktüğü gibi de sağlamdır.
uzun bir süre kullanabilirim. Bu şekilde arkadaşlar, videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoş kalın.